1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital, altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum hanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımıza çocuk sağlığından bahsedeceğiz. Çocuğun gelişiminde ebeveynler nelere dikkat etmeliler? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız uzman doktor Ersin Sarı'dan dinleyeceğiz. Çocuğun gelişimi için ebeveynler nelere dikkat etmeliler? Merhaba. Çocuklarda gelişim deyince fiziksel gelişimleri hem de zihinsel gelişimleri akla geliyor. Fiziksel gelişimlerini sağlayabilmek için
işte kilosu, boyu, baş çevresi olması, zihinsel gelişimleri açısından da belli aylarda yapması gereken bir takım nörolojik hareketler var. Onları yapıp yapmamaları, işte okul başarıları gibi şeyler geliyor. Tabii çocuklarda fiziksel gelişimleri için en önemli şey anne sütü. Evet. Doğduğundan itibaren bebeklerin 6-2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi. 6 aya kadar hiç başka bir ek gıda ya da verilmemesi. 6 aydan sonra anne sütüne takviye olaraktan anne sütünü bırakmadan ek gıdalara geçilebilir ve 2 yaşına kadar da anne sütüyle beraber ek gıdalar devam edilir. Çocuklardaki anne sütünün yetmediği durumlarda bazen anneden kaynaklanan ya da bebekten kaynaklanan durumlarda da takviye formül mamalar anne sütüne adapte mamalardan yararlanılabilir. Çocukların aylık gelişimlerini işte gittikleri doktor arkadaşlarının takipleri sonucunda en az 800 gram kilo almalarını bekleriz. Anne sütü alan bebeklerde 600 grama kadar da tolere edilebilir. Boylarını ilk 4 ay boyunca ayda 3-4 santim uzaması, baş çevrelerinde 1.2 santim uzaması gibi bir takım kriterlerimiz var. O yüzden çocukların ilk 1 yaşına kadar aylık muayeneleri çok önemli. Her ay doktora gidip bu gelişimlerini takip ettirmeleri gerekiyor. Eğer bir yerde bir aksaklık tespit edilirse öncelikle onun nedenini araştırılmalı. O neden erken tespit edilip de tedavisi de yapıldığı takdirde çocuğun gelişiminde bir problem ileride yaşanmayacaktır. Tabii hep belirttiğiniz bir konu anne sütünü asla erken kesmesin evet, anneler. Evet, kesinlikle anne sütü standarttır. Yani altın standarttır. Bunları kesinlikle bırakmamak lazım. Anne sütünün yerine hiçbir şey dolduramaz. Her bebeğin anne sütü kendine özgüdür. Prematür bebeklerin anne sütüyle zamanında doğmuş bebeklerin anne sütülerin içerisindekileri bile birbirinden farklıdır. O yüzden de lütfen anne sütünü bırakmasınlar. Anne sütünü gerçekten verilemediği durumlarda olabiliyor ama azaldığı işte ben çalışıyorum ya da başka bir şekilde durumlar varsa da yine de çalışsalar da anne bebek emiyormuş gibi gece gündüz kalkıp sütlerini sağmaları gerekecek. Eğer veremiyorlarsa bebeğim sağlıklı bir şekilde versinler. Sütleri arttırmak için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor annelerin. Evet. Bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Öyle abartılı yemek yemenin bir anlamı yok. Anne sütünü arttıracak diye bir şey söz konusu değil. Anne sütünü arttırıcı bir takım işte destekleyici sıvılar işte çaylar gibi şeyler kullanabilirler. Ama en önemli anneleri kendileri düzgün beslensinler, bol sıvı tüketsinler. Zaten süt gelecektir. Anne sütü alan anneler daha huzurlu, bebekler daha huzurlu oluyorlar. Anneler hem gelişimleri, kiloları, kilo kayıpları daha güzel oluyor. Yani eski formlarına bir yıl içerisinde tekrar ulaşmış oluyorlar. Diyet yapmaları gerekmiyor, abartılı yemek yemeleri gerekmiyor. Düzgün beslenmeleri ve bol sıvı almaları anne sütünü arttırmak için yeterlidir. Anne sütünü dediğim gibi altın standart ve bunu bir şekilde bebeğe vermek gerekir. Verilemediği durumlarda da çok üzülmesinler. Bazen anneler o yüzden de strese giriyorlar. Evet. Ama onu da stres daha büyük bir anne sütünü azaltmasına neden olur. Anne sütüyle beraber mümkün olduğu kadar da işte anne sütünü adapte mamalarla da bebeğin gelişimi takviye edilebilir. Üzülmesinler bu açıdan. Mamaya ne zaman başlamaları gerekiyor annelerin hocam? Mamaya mümkün olduğu kadar anne sütü yetiyorsa vermiyoruz. 6. aydan itibaren ek gıdalara başlıyoruz. O da bebeğin ihtiyaçlarına yönelik olaraktan miktarları doktorlarıyla beraber konuşulup başlanabilir. İnek sütü ya da işte başka sütler, keçi sütü gibi işte sütler kesinlikle bebeklere önermiyoruz. 1 yaşından önce kesinlikle süt zaten verilmiyor. Mümkün olduğu kadar da 2 yaşına kadar da sütü önermiyoruz. Evet. Peki ek gıda dediniz, yemeklerden de verebilirler mi? Bebeğin 6 aydan itibaren meyve, sebze ve yoğurtla başlanabiliyor. Alerjisi var mı yok mu gibi durumlarda tek tek deneyerekten 3 gün kuralıyla verilmesi gerekiyor. 3 gün kuralında bir meyveyi veriyorsunuz. 3 gün boyunca aynı meyveyi veriyorsunuz. Bebekte bir alerji yapıyor mu? Bebek tolere etti mi? Kabızlık ya da ishal yaptı mı? Vücutta döküntü yaptı mı? Bunların hepsi tekrar değerlendirilip veya bir problem yoksa 3. gün yanına başka bir meyve ekleniyor.
Evde kendiniz hazırlıyorsunuz gıdaları, ek gıdaları geçerken. Ek gıdaları da ayına uygun veriliyor. Her ay başka bir gıdaya başlanabiliyor. İşte yumurta beyazıydı, peynirdi, kahvaltı türü şeyler 6. aydan önce başlanmıyor. Bisküvi, ekmek gibi şeyler 6. aydan önce başlanmıyor. Bebeğe glüteni 6. aydan önce kesinlikle karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Onun dışında işte kırmızı ete 7. aydan itibaren başlanıyor. Balık, tavuk, beyaz et 9. ayda başlanıyor. Baklagiller 8. ayda. Yani her ayda farklı bir gıda başlamak gerekiyor. Bunları da yine doktorlarıyla beraber bebeğin toleransına bağlı olaraktan konuşarak düzenlemeleri gerekecek. Evet, gerçekten çok önemli bilgiler alıyoruz Ersin hocamızdan. Tabii bu süreçte de çocuklarımızın aşıları var. Evet, tabii çok bu... önemli konulardan birisi. Gelişimin içinde tabii aşılar da önemli ki bebekler hasta olmayacaklar. Böylece gelişimlerini etkileyecek dış etkenlerden de korunmuş olacaklar. Bebekleri doğduğundan itibaren biz hepatit B aşısıyla aşılamamıza başlıyoruz. Daha sonra da belli aralıklarda ayda bir Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı takvimine uygun bir şekilde biz de aşılarımızı uyguluyoruz çocuklara. Hemen hemen her ay bir aşı oluyor bebeklerde. 2 yaşına kadar bütün aşılarının tamamlanmış olması gerekiyor. Aşıları yaptırmak gerekiyor. Bir takım aşı karşıtlığı söz konusu son dönemlerde ama bunlar hem aşılar yıllardır yapılmış, yıllardır yan etkisi olmayan ve yıllardır bizim emeklerimiz, sizin emeklerinizi bu hastalıkları dünyadan eradike etmişken şu son dönemdeki durumlardan dolayı bu hastalıkları tekrar görmeye başladık. Sizin çocuğunuz aşı oluyor ama diğer velinin çocuğu aşı olmadığı zaman, bu hastalık ortaya çıktığı zaman sizin çocuğunuzun da riskini arttırıyor. O yüzden aşıların yan etkileri yok. Tabii ki vücuda yabancı bir şey verildiği zaman, işte ateş, lokal etkiler dediğimiz, aşı vurulan yerde kızarıklık ya da işte şişlik olması gibi, bazen ateş yapması gibi bir takım yan etkiler görülebilir. Ama bunlar aşınızın olmamasına neden değil. Aşının daha olmadığınız takdirde bu geçirdiğiniz hastalıklar çocuğunuza çok daha büyük zararlar verecek. O yüzden lütfen aşılarınızı zamanında doktor kontrolünde yaptırın. Evet, annelerin, ebeveynlerin en çok şikayet ettikleri yine önemli konulardan birisi hocam. Evet. Bebeklerin ağlaması. Ay, ağlamak değil, bazen şey diye söylüyorum. Siz bunu yaptırmadığınız zaman ömür boyu, belki Allah korusun ama o çocuk o hastalıkla karşılaştıysa ömür boyu ağlayacaklar. Yani bunu bir takım sakat kalma riskleri var, çocuk felci olma riskleri var. Bunları değmez. Menenjit olma riski var, beyinde iltihaplanma, belki hayatlarını kaybedecekler. Ya da kaldı yaşayanları da sekerle birlikte kalacak. O zaman ömür boyu bu problemleri ağlayacaklar. Yani bunu ne kendilerine ne de çocuklarına yaşatmamaları için lütfen aşılarını zamanında düzenli bir şekilde yaptırsınlar. Evet, peki bebekler neden sık ağlar hocam? Ağlamaların birçok nedeni vardır. Bebeklerin konuşma şekli de ağlayarak. Yani ya açtır, ya altı kirlidir, ya uykusu gelmiştir. Yani o yüzden de bunları tek tek böyle değerlendirip, eğer bunların hiçbiri yoksa bazen gerçekten bebeğin anneye ihtiyacı vardır. Psikolojik olarak annenin kucağında rahatlar. Bebekler kucağa alışacak diye kucağa almamak gibi bir şey söz konusu değil. Bir bebek kucağa alıp rahatlıyorsa, anne göğsünde huzurlu hissediyorsa, kendini güvende hissediyorsa lütfen ağlatmadan çocuklarınızı alın. Böyle bir terbiye vermek için falan belli bir yaşı vardır. Ama eğer bir bebek 6 ay önce ağlıyorsa ve kucağa alıp geri sakinleşiyorsa bir şikayeti vardır ki ondan dolayı ağlıyordur. O güven hissini lütfen kaybettirmesinler. Evet, tabii çocuklarda gaz olayı dediniz. Gaz olayı 15 günlükten itibaren başlayıp 4 aya kadar devam eden, evet, kolit tarzı ağrılarımız olabilir. Bebeklerde bu ağrılar nedeni bilinmiyor. Hani birçok şey söylenebilir alt yatağı neden olarak ama kesin bir nedeni yok. O yüzden de tedavisi konusunda da bir takım şeylere dikkat etmek dışında annenin işte yedikleriyle ilgisi olduğu söylenebiliyor. Evet. Bebeğin erken doğmasıyla ilgili olabilir. Bebeğin gıda alerjisi olur, onunla ilgili olabilir. İdrar yolları enfeksiyonu geçiriyordur, onunla ilgili olabilir. Bazen de hiçbir neden olmaz. Belli bir aydan sonra zaten bu ağlama krizleri kendiliğinden düzelebiliyor. Eğer altta yatan başka bir neden yoksa. Gece uykuları peki bebeklerin?
Bebeklere de uyku terapisi yapılabilir ama onun için de belli bir yaşı var. Bebekler gece ilk aylarda yani 22 saat uyumakla birlikte 2 saatte bir uyanıp beslenmek durumundadırlar. Bebeklerde eğer uyku terapisi yapılacaksa ya da belli bir uyku düzenine konulacaksa birkaç yani 9 aydan sonra belki olabilir. Onun için de hep aynı yerde, aynı saatte ve aynı yatakta yatırmak lazım. Bu düzeni bebekler düzenden hoşlanırlar. Bir düzeni kurmaları lazım hayatlarında. Aynı yerde yatacak dedi. Her zaman kendi yatağında yatacak. Evet. Kendi saat aynı saatte yatacak ve işte aynı odada olacak. Evin dışında çok fazla yatmayacak. Bunlara dikkat etmek lazım. Belli bir düzeni sağlamak lazım bebeklerde ki o güvenden sonra o kendini huzurlu hissedip, güvende hissedip uyku düzeninde oturmaya başlayacaktır. Peki bebeklerde kilo nasıl olmalı hocam? Az önce vatandaşlarımızla röportajlarımızda bu konuyu işledik. Bebeklerde kilo. Biraz önce bahsetmiştik yani gelişimde kilosu için bizim için standartlarımız var. %5 ile 95 arasında belli standartlar var. Her bebek kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Yani 2 kilo doğmuş bir bebekle 3,5-5 kilo doğmuş bir bebeğin aynı standartta gitmesi mümkün değil. Ama 2 kilo doğmuş bir bebek kendi içerisinde belli oranlarda kilo oluyorsa, boyu uzuyorsa bu onun için olması gereken budur. Ama 5 kiloluk bir bebek eğer kendi içerisinde zayıflıyorsa, düşüyorsa pörsentileri aşağıya doğru iniyorsa bir problem var demektir. Onun için de yani kilosu yaşıtlarına göre iyi bile gözükse ama kendi alması gereken kilodan daha az kilo alıyorsa o bebekte bir ters giden bir şeyler var demektir. Hep baştan beri söylediğimiz bunların sağlam çocuk kontrolleri denilen kontrollerimiz var. Bu kontrollerde işte bir şeyler ters gidiyorsa erken tespit ve tedavisi de bir an önce yapılmalıdır. Peki emzik kolayı bebeklerde? Bebeklerde emzik kullanmadan istemeyiz. Hayır. Belki prematür bebeklerde yoğun bakımlarda hani çenesini kuvvetlensin, biraz emmeye isteği artsın diye olabilir ama emzik kullanmasını istemiyoruz bebeklerde. Ama birçok anne de maalesef bebeğini kullanıyorlar. Ondan sonra diş yapıları enfeksiyon riski ortaya çıkıyor. Biz emzik istemeyiz. Kullanmaları. Yani emzik kullanan annelere de tavsiyeniz emzik kullanmasına çünkü çocuğun ağız yapısı değişebiliyor. Evet, çene yapısını, diş yapısını değiştirebiliyor, enfeksiyon riskini arttırıyor. O yüzden de lütfen kullanmasınlar. Peki Arsene Hocam, bebekler için vitamin takviyesi de geçerli olabilir mi gelişiminde? Evet, bebeklere belli bir vitaminlerin belli dönemlerde verilmesi gerekiyor. Özellikle D vitamini bebeklere başlıyoruz biz 15. günden itibaren. Çünkü anne sütünde D vitamini 20 ünite, bizim günlük ihtiyacımız 400 ünite olduğu için D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor. Yazın kışın gibi bir özellik yok çünkü D vitamini bizim alabilmemiz için güneşe direkt maruz kalmak gerekiyor. Ama hiçbir zaman çocukları dışarı yazında çıplak çıkartmayacağımız için D vitamininizi yaz kış alacaklar. Ve 20 tane diş çıkıncaya kadar ya da yaklaşık 2 yaştır bunun süresi de 2 yaşına kadar da her gün D vitamini kullanmaları gerekiyor. Yalnız D vitamini kullanırken dikkat etmeleri lazım. Az zararlı olduğu gibi çoğu da zararlıdır. O yüzden de alması gereken ne kadarsa hani bir işte diş çıksın diye bazen büyükler D vitamini ampullerini kırdırıp içiriyorlar ya da başka daha fazla oranlarda verdiriyorlar. Eğer böyle yaparlarsa bu sefer kemik gelişimlerini etkilerler, böbreklerde taşa sebep olurlar. Hatta çok ileri düzeylerde beyinde ödeme dediğimiz sıvı toplanmasına sebep olabilirler. Her şeyin zararı azı da zararı da kötüdür. O yüzden de bebeklere dikkat edip doktor önerisi doğrusuna bizim 400 üniteye ihtiyacımız var. Bu kullandıkları preparat neyse içerisindeki kaç damlayla 400 ünite tekamül ediyorsa o şekilde vermeleri gerekecek. Belli bir dönemden sonra da demir ihtiyacı var. Bebekler her ne kadar düzenli beslenseler de demire ihtiyaçları var. 6 aydan sonra bebeklere takviye olarak da demir başlanması gerekiyor. 1 yaşına kadar da demir takviyesine devam ediyoruz. 1 yaşından sonra çocuklarda bir kan sayımı dediğimiz demir eksikliği var mıdır yok mudur onu bir değerlendirdikten sonra eğer ihtiyaçları yoksa demir tedavisi 1 yaşından sonra kesiliyor. Yine 1 yaşından sonra bir çocuklarda göz kontrolleri var. Gerçi şu an ilk 3 ay içerisinde bebeklerde katarak var mı yok mu diye göz kontrollerimizi rutin olarak bütün bebeklerde yapılıyor. Eğer ailede göz tembelliği varsa, şaşılık varsa o zaman 9 ayda daha erken dönemde göz kontrolleri yapılması gerekiyor. Ama hiçbir problem yoksa hem 3 ay kadar hem de 1 yaşından sonra göz kontrolleri yapılıp sonra çıkan probleme göre de belli aralıklarda göz kontrollerini takip edilmesi gerekiyor. Yine rutinde yapılması gereken çocukların gelişimini de etkileyen kalça çıkıklığı açısından kalça ultrasonlarının yapılması gerekiyor.
birinci ayda yapılıyor. Üç aya kadar beklenebilir ama bir aylıkken yapıldığında eğer bir şeyler ters gidiyorsa erken dönemde tespit edilip ona göre de önceden önlem almak gerekiyor. Rutinde yapılan başka işitme testimiz var. Bütün bebeklere doğar doğmaz işitme testi yapılıyor. Ve bunlar sayesinde de erken dönemde işitme ile ilgili problemler tespit edilip çocuk konuşmaya başlamadan daha erken dönemde bir takım cihazlar kullanarak da konuşması ve işitmesi sağlanmış oluyor. Ya hocam az önce dediniz ya çocukları dışarıya çıkartmamamız gerekiyor diye. Ve anneler çocuk giyiminde hep böyle üst üste giydirirler bebeklerini hasta olmasın diye. Bu ne kadar doğru peki? Yani üşüterek hasta olmak gibi bir şey söz konusu değil ama mevsimine uygun kıyafetler evet. giydirmek lazım. Çok aşırı giydirmek de bebek için zararlı, ince kıyafetler de. İnce şeyleri üst üste belki giydirip havanın sıcaklığına göre ya da ortamın sıcaklığına göre çıkartmak ya da tekrar giydirmek olabilir. Bebek ise çok terleyip vücudunda isiliklediğimiz bir takım döküntüler, sıvı kaybı na sebep olabileceği gibi ince giydirmek de bazen üşümelerine evet. sebep olabilir. Mevsimine uygun giydirsinler, kat kat giydirmenin bir anlamı yok. Kesinlikle kundak yapmasınlar bebeklerine. Video onu çok fazla yapılıyor işte. Bebeklerin elini kolunu bağlayarak kundak yapılıyor. Kalça çıkıklığını yapılır. Lütfen bebekler eli kolu serbest kalsın. Kendi kendilerini uyandırsınlar ki belli aralıklarda bu çocuklarda uyanıp beslenme ihtiyaçları ortaya çıksın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür bilgileriniz ederim. İçin. Bilmediğimiz birçok bilgiyi kıymetli Ersin Hocam sayesinden de öğrendik ve bildiklerimizi de yeniledik diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Kıymet Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz bugün çocuk sağlığıydı. Konumuz çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız uzman doktor Ersin Sarı bizlerle birliktelendi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli misafirlerimize soralım. Kaç çocukları var ve çocukları nasıl büyütmüşler? Efendim? 4 tane. 4 tane çocuğunuz var. Nasıl büyüttünüz 4 çocuğunuzu? Büyüttük öyle. Güzel büyüttük. Eğitimini de yaptırdım. Sağlıklı büyüttünüz. Hı hı. Okuttunuz maşallah. Ne yaramazlık öyle şeylik yok. Peki o zaman çocukları mesela böyle doktor hekim desteği alıyor muydunuz? Hayır hayır. Geçmişte. Doktora ilk bunu götürdüm çok. Öyle onu hiç küçüğünü hiç götürmedim oğlanı. Yani sağlıklı beydili güzel. Sağlıklı yiyordurdum. Öyle hazır mama bir tane yiyordurdum ilk. O zaman Avrupa'dan geliydi. Anne sütü. Ev şişinden, sütünden, inek sütünden besledim. Tereyağı böyle şey. Besli yani çocuklarım. Maşallah çok güzel sağlıklı çocuklar. Sağlıklı sağlıklı hepsi sağlıklı. Sağlıklı da büyüttünüz. Ne mutlu hiç, size Allah. Hiç yaramazlık da değildir öyle. Şimdi zaman torunla var çok yaramaz. Hareketli. Şimdiki çocuklar maşallah hem hareketliler hem de tam bir teknoloji aynen çocukları. Aynen öyle çok şey. Güzel büyüttük yani. İş de yaptık. 50 kişiye de hizmet ettik. Misafir çok gelirdi bize. Ne bileyim şimdi misafir de gelseler kimse istemiyor. Hizmet edemiyle çocuklara zor bakıyorlar. Zaman biz baktık. Farklılaştı diyorsunuz. O zamandan bu zaman çok değişik. O zaman hazır bez de yoktu bizim zamanımızda. Hazır bez yokken? Yıkama kaynatırdık güzel temiz öyle kullanırdık. Şimdi hazır her şey. Şimdi çocuk bakmak kolay. Çocuklara ama bak. Hareketleri çok fazla. Evet. Yani eğitimi nasıl edersen öyle görünür çocuk. Eğitimini anneden babadan hem seveceksin hem de kızacaksın. Biraz çocuk da korkacak anne babadan. Hareketli olduğu için. Şimdikiler hiç korku korku yok. Küçük torun var bana vuruyor akşam. Bir şey el kaldırmazlar. Böyle konuşuya giderdim çok güzel. Hiç yaramazlık oturduğu yerde kalkmazlar. Şimdikiler çok hareketli. Çok hareketler doğru söylüyorsunuz. Evet tabii şu anda da bulunmuş olduğumuz hastane Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz geldiniz? Ya buraya bunun şey üzerine. Tavsiye üzerine mi geldiniz? Teyzesinin, eşinin. Evet. Burada ölmüştü. Burayı tavsiye etti bize. Biz evet. de buraya geldik. Işte. Tavsiye üzerine geldiniz. Aynen öyle. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve misafirlerimiz olan röportajlarımız da devam ederken soruyoruz. Çocuk sağlığı ile ilgili neler söyleyecek vatandaşlarımız?
çocuklarını nasıl büyütmüşler, bebeklerini büyütürken zorluk yaşamışlar mı ve destek almışlar mı? Efendim, geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kaç çocuğunuz var? Bir kızım var, 17 yaşında. Maşallah. Nasıl büyüttünüz kızınızı? Sağlıklı büyüttünüz. Sağlıklı büyüttük elhamdülillah. Yani normal çocukluğunda aylık kontrollerini yaptırdık. Normal doktorumuza giderek. Gelişimi normaldi, problemimiz yoktu. Tabii ekstra ufak tefek rahatsızlıkları olduğunda ekstra gidiyorsun ama normalde herhangi bir sıkıntımız olmadan büyüttük çok şükür. Çok güzel. Peki anne sütü ne? Anne sütü tabii ki çok önemli. Ben kendim hani normalde 7 aya kadar emzirdim. Yani çok yeterli gelmese de ek gıda aldık tabii ki mama olarak. Ama anne sütü de aldı. En önemlisi zaten o. Bağışıklıkta her türlü şeyde doğalı tabii ki en güzeli. Onun haricinde mama vesaireyle büyüttük. Tabii zaten biliyorsunuz 4 aydan sonra çorbasıydı, ek gıdalarıydı. Onları da vermeye çalıştık. Gebelikte zaten çok dikkat etmiştim beslenmeme. Ondan dolayı kemik gelişiminde hiçbir sıkıntı olmadı. Sütü çok seviyordu kızım zaten normalde. Her gün üzerine süt ve yoğurt tüketimi de iyiydi. O yüzden hem boyunda hem kemiklerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aşıları tabii ki takibi her şeyi yapıldı. Zaten her ay rutin doktorumuza gidiyorduk. Kontrollerimizi yaptırıyorduk. Bu şekilde büyüttük. Çok güzel, şimdi... mutlu size. Peki şu anda bulunduğumuz Amasya Hastanesi'nde. Evet. Size de geçmiş olsun. Teşekkürler. Yakınımı neden getirdim. Neden burayı tercih ettiniz? Burayı doktorumuz burada olduğu için geldik biz. Doktor Kahraman Bey'in hastasıyız. Burada bazı günler çalışıyormuş. Onun vesilesiyle gelmiş olduk. İlk defa geliyoruz bu arada. Biz daha karşıdan geldik. Karşıdan evet, geldiniz. Evet, Tuzla'dan geldik. Tuzla'dan buraya doktora geldik. Aynen. Evet, demek ki sıkıntılı yani bir durumumuz var. Evet, hastaneden karşılık aldığınız için, aynen, doktorunuzdan karşılık, evet, aldığınız için, buradaki hizmetlerden memnun kaldığınız İnşallah. İçin Tuzla'dan geldiniz, evet, Zeytinburnu'na. Evet, o şekilde bakacağız. Hani ameliyatlık durumumuz var. Ona göre tedavimize devam edeceğiz inşallah. Peki ben geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Bebeklerimizde, çocuklarımızdaki sağlıkla ilgili ebeveynlerimize soruyoruz. Bebeklerimizi nasıl büyütüyorlar? Çocuklarımızın sağlığıyla tabii ki her anne baba çocuğun hasta olmasını istemez. Ama bakalım çocuklarımızı nasıl koruyorlar? Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür Oğuzhan ederim. Oğuzhan 20 günlük, evet, dünyaya gelmiş. Yoğun bakımdaydı. Evet. 20 gün burada işte bakıldı, sağlığına kavuşturuldu. Evet. Ondan sonra dün aldık çocuğu, bugün kontrole getirdik. Bir sorunumuz yok, kendisi çok iyi şu an. Çok güzel, nasıl geçti hamilelik süreci, doğum süreci? Hamilelik biraz bende zor geçiyor. Evet. Ondan sonra ilk başlarda çok çekiyorum. İkinci oğlum bu. Ama o doktorumuz hamileyken Gamze Hanım'ın sayesinde güzel geçirdik ama. Evet. Hamileliğini değil mi? Çok güzel geçirdik. Siz de Oğuzhan'ın teyzesisiniz. Teyzesiyim, evet. Benim de oğlum burada dünyaya geldi. Gamze Hanım'ın hastasıydım. Çok memnun kaldık biz buradan. Avcılar'da oturuyor kız kardeşim. Evet. Buradan memnun olduğumuz için buraya geldik tekrar biz. Ersin Hanım'dan çok memnunuz. Gamze Hanım'dan çok memnunuz. Bülent Hoca'dan çok, yani bütün doktorlarımız tabii ki, hepsi vardır ismini bilmediklerimiz. Ama biz bebekler konusunda çok şanslıyız bu hastaneden dolayı. Çok güzel bakıldılar. Hatta biz bakarken 2 gün içinde kilo verdirmişiz evde. Evet. Ama bu da kilo almıştı. İnşallah biz onlar gibi bakarız. Çok güzel. Teşekkür ederiz buradaki tatlı hocalarımıza. Evet. Çok tatlı. Aynen. Kısmeti bol olsun. Teşekkür ederim. Anne sütüne devam edeceksiniz. Evet. Anne sütü. 2 yıl boyunca devam ediyoruz. İlk oğlumda da annesini yaptım. Evet. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmadım. 6 aydan sonra zaten yemeklerine başladık. Evet. Aynı şekilde burada o şekilde uygulayacağım. Ama anne sütü tabii ki ön planda benim için. Evet. Öncelikle anne sütü, aynen, diyorsunuz. Evet. Anne sütü her zaman için hocalarımızın dediği gibi hep ilk öncelik. Ben de oğlumu 6 ay boyunca hiçbir şeyle değil, sadece anne sütüyle beslettirdiler bana. Evet. Şu anda da 3 yaşında benim oğlum Mustafa Kerem. Her konuda hastalık direnç olarak çok çok iyi yani.
Teşekkür ederiz her şey için. Peki, Mustafa Kerem hastalandığı zaman da Avrasya'ya mı getiriyorsunuz? Tabii, bizim hocamız Ersin Hanım, ona getiriyoruz. Geçen ay biraz daha hastalanmıştı, ilaçlarını kullandım. Mesela ben daha bugün söylemeden kendisi bana nasıl oldu Mustafa Kerem? Hafıza olarak da güzeller. Nasıl oldu dedi. Biraz dedim daha iyi dedim. Tekrardan biz her ay kontrole ona geliyoruz. Neden burası peki? Neden burası? Ben doktorlarımdan çok memnunum. Hocalar çok iyiler. Ondan dolayı diyeyim yani. İlk etapta onlar bizim için çok önemli. Biz onlara hayatımızı, sağlığımızı teslim ediyoruz. Bizimle konuşurken, bebeklerimizi tabii, bizimle konuşurken iletişimleri çok güzel. Önemli olan bu bence. Yani para falan... Bakıma verdik çocuğu. Evet. Dün aldım daha. Yani o duygu gerçekten çok güzeldi. Yani 20 gün diyorsunuz o. O hasreti bekledim yani. Doğurdum, görmedim çocuğu zaten. Akşamdan akşama görmeye geliyorduk ama dokunamıyorduk. Evet. Pazar günü itibariyle emzirme oldu. Ondan sonra 2-3 gün sonra da çıkardık hemen çocuğu. Çok güzel. Sağlığına kavuştu ya, çok seviniyorum yani. Bir sıkıntımız yok şu an. O zaman Avrasya Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ya. Dediğim gibi ilk öncelikle parasal değil, buranın güler yüzü, iyi niyetleri, bizimle konuşurkenki samimiyetleri, onlar çok önemli bence. Hemşirelerimiz aynı şekilde, Aliye Hanım mesela çok sağ olsun, bize çok yardımcı olmuştu. Daha adını bilmediklerimiz, o yüzden tercih burası bence. Tercih burası. Evet. Peki, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun, iyi çalışmalar. Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz, çocuk sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Anneler, ebeveynler çocuklarını nasıl büyütmüşler, neler çekmişler, ne zorluklar yaşamışlar. Ve tabii takviye aldınız, bu da çok önemli. Ve bakalım neler söyleyecekler efendim halkımız. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çocuğunuzu? Çok güzel büyüttüm, biraz hareketliydi oğlum. Bir de benim oğlum 13 sene sonra dünyaya geldi. Aa, şanslı bir bebek. Özel bir bebek herhalde. Evet, özel bir bebek. Yani rahat büyüttüm. İki tane yardımcım oldu. 6 ay annem baktı. 6 aydan sonra bir yardımcı tuttum. Çalıştığım için öğretmen emeklisiyim. Ondan sonra başka yere tayin olunca bir yardımcı daha tuttum. Yarım gün çalıştığım için çocuğuma daha çok ilgili oldum. Şimdi kocaman oldu. Bilgisayar mühendisi. Çok güzel. Oğlum. Peki anne sütünün önemi? Muhakkak vardır. Ama olmadı mı ne yapacaksın? Yani bu tamamen doğanın bir nimeti. Ama her annede oluyor diye bir kayıt yok. Bazı anne 6 ay, bazısı 1 sene emziriyor. Ben 2 ay emzirebildim. Sütüm olmadığı için mamayla büyüttüm. Zaten 6 ayda sonra da her şeye başladım. Evet, doktorumuz her şeyi ver dedi. Şimdi oğlum hakikaten hiçbir şeyi seçmiyor. Her şeyi yiyor. Yemekle... Evet, öyle devam ediyor. Benim çok şeker bir çocuk doktorum vardı. Her yemeğin içine dedi minik bir patates at. Bana onu tembihlemişti. O patatesten azıcık bir şey de yese o yemeğin vitaminini alır dedi. Ve ben öyle yaptım. Mesela sebze çorbası yemedi oğlum ama hepsini tek tek yedi. Karışık oldu mu yemedi. Ben de tek tek yedirdim. Evet, çok güzel. Tabii sağlıklı bir nesil içinde, sağlıklı bireyler evet. Dünyaya getirip onları doktor ve bilinçli bir şekilde büyütmek. Evet, çok önemli, çok önemli. Sağlığı nasıl görüyorsunuz peki? Tabii sizin o zamanınızdaki şartlarla şu andaki şartları kıyaslayabilirsiniz. Şu anda tamamen her şey hormon. Yani anneler yumurta yediriyor hormonlu, yağ yediriyor hormonlu, süt içiriyor paket. Yani bunlar çok önemli, çok önemli. Biz doğal şeylerle büyüdük. İnekten, tabii inekten sağıldı, biz burada yedik. Tereyağını yayıkta yayarlardı. Tazecik yerdik. Babam benim çarşambadan çarşambaya pazardı. Bir haftadan sonra yedirmezdi bize bayatladı diye. Yani bir hafta düşünün 5 gün. 5 gün, 6 gün sonra yedirmezdi, bayatladı derdi. Tazesini alırdı. Ama şimdiki çocuklar şanssız.
Çok şanssız hem de. Ben öyle görüyorum. Yani anneler besliyoruz sanmasınlar. Evet. Paket ürünler, çocuklara olan boyalı şeyler. Ne kadar almasa okula gidince yine yiyecek. Yani evde vermesin. Sakınırsa sakınsın. Okula gittiği anda yine yiyecek. Yine alacak. Çünkü arkadaşları alıyor. Onun da canı çekecek. Biz keçi boynuzu, ayva, bisküvitle büyüdük. Yani onlar vardı bizim zamanımızda. O ne kadar da sağlıklı. Tabii bir de Ender şekerleri çıkmıştı kahverengi. Şöyle pakette ilk çıkımı. Ve onlara 6 tane miydi, 8 tane miydi içinde ondan alır kırışırdık. Yani biz doğal şeylerle büyüdük. Keçi boynuzu yerdik anormal derecede. Ayva yerdik. Şimdi çocuklara mümkün mü keçi boynuzu? Mümkün olmaz. Tanımaz bile, şeklini evet. bile bilmez. Biz onlarla büyüdük ama şimdiki çocuklar şanssız, çok şanssız. Evet. Şu anda hastane, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Sizlere de geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki hastalığımız, eşinizin hastalığından dolayı evet, buraya geldiğinizi belirttiniz. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bizim doktorumuz Adnan Sayar, bize buradaki cerrah çok iyi bir cerrah. Benim arkadaşım genel cerrahi, mutlaka o görsün ve o ameliyat etsin ve ameliyata ben de geleceğim dedi. Ve o nedenle biz buraya geldik. Hasan Nice Bey ile görüştük ve yarın inşallah ameliyata gireceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Peki efendim, güzel bir geçmiş olsun. Çok teşekkür size. Ederim. Peki nasıl gördünüz hastaneyi? Şöyle bir bayan gözüyle, eğitimci gözüyle baktığınız zaman. Güzel, beğendim. Allah herkese acil şifalar versin. Evet. Önemli olan doktorlarımızın elleri dert görmesin. Hastalarımızı iyileştirip buradan gülerek salsınlar. Gülerek salsınlar inşallah. En büyük dileğim o. Ya imkanlar güzel, fena değil. Daha ne olsun? Evet. Yani önemli olan temizlik, hijyendir. O da güzel. Devamlı, evet, devamlı bakılıyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hastalığınız neydi? Bugün için şey, annemi getirdim. Geçmiş olsun. Zatürre başlangıcından dolayı evet. yatırdık. 4-5 gün tedavi ettireceğiz. Peki neden burayı tercih ettiniz? Zeytinburnu'nda özel hastaneler az. Evet. Biz bu hastaneye... Benim çocuklarım kaç yaşında? 24 yaşında, 24 senedir geliyoruz. Çocuklarınızı da? Çocuklarımız da buraya geliyor. Evet. Evimiz burada, yakınız. Tanıyoruz doktorları, çalışanları. O yüzden Avrasya'ya. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, çocuk sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ederken bir mutluluğu da paylaşıyoruz. Daha 2 saatlik bebeği dünyaya gelen ailemizle birlikteyiz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Anlatılmaz bir duygu. Farkın yaşanması lazım. Ama güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. İlk bebeğiniz? İlk bebeğimiz. Sağlığı saat yerinde, her şey normal. Sağ olsun hastanedekiler de ilgilendiği için her şeyimiz gayet normal gidiyor. İşte normal doğum olduğu için de erken çıkacağız gibi gözüküyor. Yarın kısmetse, sıkıntı olmazsa yarın sabah hastaneden ayrılıyoruz. Ama hastaneden gayet her şekilde memnunuz. Hemşirelere, beyler, temizlikte çalışan personel olarak hiçbir sıkıntı yok. Biz buraya öncesinde Nurcan Hanım için geldik. Nurcan Dalan doktor. Onun tavsiye üzerine geldik. Ondan sonra hastanede her şey gayet normal, yolunda olduğu için, hiçbir problem olmadığı için burada doğum yapmayı ve burada kontrollerimize geldik. Nurcan Hanım daha çok bize şey oldu, hani ön ayak oldu. Onun sayesinde, ona karşı olan ilgisinden dolayı, yani bu sebepten dolayı buraya geldik ve her şey şu an yolunda. Bir sıkıntı yok. Doğumumuz oldu. Çocuğumuz iyi. Her şey için mutluyuz yani şu anda. Bir sıkıntı. Kontrollerde mi burada? Her şeyi burada devam edeceğiz. Nurcan Hanım'la birlikte olacağız. Kısmetse bir sıkıntı yok. O konuda bir problemimiz olmadığı için Nurcan Hanım ve Avrasya Hastanesi'ni tercih ediyoruz. Peki efendim. Peki o süreci nasıl yaşadınız? Eşinizle o hamile süreci, destek aldınız mı? Yok, şöyle bir destek. Nurcan Hanım geldi, ilgilendi. Geldiğimiz zaman hani evet. sordu. Hastaneden memnun kaldığımız için hani çalışanlar hani herhangi bir şey var mı yok mu diye sordular. Biz de onu kendimize açık ve net ifade ettiğimizden dolayı bir problem yaşamadık. Her şeyimiz normal gitti. Çocuğumuzun normal doğum olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. Yani daha bir geliyor muydu? Yok, ilk defa geldim. Yani senelerdir İstanbul'da yaşıyorum ve ilk defa geliyorum. Gayet de memnun kaldım. Evet.
Evet sevgili izleyenlerimiz, çocuk sağlığı ile ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim, kaç çocuğunuz vardı? Nasıl büyüttünüz çocuklarınızı? İki tane, bir oğlum bir kızım var. Evet. Ben öğretmen emeklisiyim. Çalışırken çok zorluklarla karşılaştım. Hiç kimsem yoktu. Ailem İstanbul'a taşınmıştı ben evlendikten sonra. Zorluklarla büyüttüm. Sağ olsun konu komşunun yardımı, bakıcılarla, eşimin yardımıyla büyüttük. Peki. Evlendirdik. Neler yapıyordunuz peki? Anne sütü verdiniz mi? Anne sütü 3 ay. Ek gıdaya ne zaman geçtiniz? 3 ay sonra. 3 ay sonra. İşte. Çalıştığınız için tabii. Tabii. Kadına bırakıyordum. Geliyordum, mama yedirmiş ve kesildiler. Ama siz de kalsaydı siz anne sütüne devam ederdiniz. Tabii ki anne sütünün önemini biliyorum. Yani. O yüzden şey yapardım ama olmadı işte. Evet. Zorlandım, çok zorlandım gerçekten. Şu an büyüdüler, evliler, torunlarım var. Çok güzel, torunlarınız tabii, nasıl büyüttüler peki gelinler? Gelin çalışmıyordu, kendisi büyüttü. İki tane bir oğlu bir kızı var oğlumun. Kızım öğretmen. Karşımda oturuyor. Ben İzmit'te oturuyorum. Burada değil. İzmit'te. Kocaeli İzmit'teyim. Kız kardeşim burada oturuyor. Çekmeköy'de. Ondan sonra kızımın oğlunu ben büyüttüm. Şu anda 8. sınıfta oğlumuz. Ama eminim ki çok güzel büyütmüşsünüz. Evet. Yani onlarda yaşadım. Kendi çocuklarımda yaşamadığımı torunlarımda yaşadım. Çok seviyorum onları. Allah eksiklerini vermesinler. Allah evlatlarıma da uzun ömürler versin. İşte bir oğlum bir kızım var. Oğlum sosyal hizmet uzmanı. Evet. O Uşak'ta. Burada değil. Peki şu an Zeytinburnu, Avrasya'dayız. Peki buraya evet, neden geldiniz? İşte kız kardeşim hasta. 29 Ekim'den beri iki kere tansiyon yüksek. Bu kız kardeşimin oğlu. Evet. Kız kardeşiniz burada mı yatıyor? Burada, Çekmeköy'de. Hastaneden misin? Memnun kaldınız mı? Ya ben bugün geldim. Şimdi bilmiyorum. Onlar çok memnunlar. Hı-hı. Onlar çok memnunlar. Memnuniyetleri. Tabii. Peki nasıl böyle hasta yakınlarına olan hasta? Çok güzel, çok güler yüzlüler. Evet. Bir tane hasta bakıcı girdi. Zaten ta bacanağın ameliyatından beri tanıyorlarmış. Çok yakın, çok güler yüzlü bir insan. Bir çocuk. Tavsiye denedi. Tabii. Hastaneyi tercih etmelerini ister misiniz ekranları başındaki izleyenlerin? Tavsiye eder misiniz? Tabii ederiz. Ederiz. Hastanede önemli olan nedir? Temizlik, hijyen. Nasıl gördünüz? Güzel, temiz. Her şey güzel, pırıl pırıl. Hoş. Yani çöplerimiz alındı biraz önce. Evet. İyi, güzel. Memnunuz. Peki efendim, geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta programımız çocuk sağlığıydı, çocuk gelişimiydi ve bizler bütün bilgilerimizi kıymetli hocamız Ersin Sarı'dan alırken vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz röportajlarımızı da sizinle paylaştık. Bu hafta Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Haftaya yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın. ...1999 yılında... dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım.
Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.